Siyasetçiler çıkıp diyorlar ki biz diyorlar işte emeklilerimizin banka borçlarını 3 ay ertelenmesi yönünde bir karar birliğine vardık. Bankalar Birliği de toplanıyor. Devletin bankaları, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank'ın genel müdürleri de bu toplantılara katılıyorlar. Bazı kararlar alınıyorlar. Şimdi vatandaş da sevindi. Biz de ilk başta açıkçası 3 ay ertelenecek. Bundan da faiz alınmayacak diye algıladık. Ancak başta devletin bankaları olmak üzere özel bankalar da 3 ay vatandaşın borcunu tamam erteleyelim dediler. Ama vatandaş gittiğinde, müracaat ettiğinde dediler ki size şu faiz oranında bir erteleme yaparız dediler. Siz de çok güzel ifade ettiniz, dediniz ya şu anda kimsenin ne borç ödeyecek hali var ne de milletin cebinde para var. Emekliler özünde hareket ettiğimizde emeklilerimizin zaten maaşı düşük. Çalışan emeklilerimiz var. Emekli maaşı yetmediği için. Ama onlar da bu koronavirüs nedeniyle maalesef evlerinde yatıyorlar. Haklı olarak ki evlerinde kalmaları gerekiyor. Şu anda çok hassas bir dönem. Baktığımızda emeklinin, dar gelirli vatandaşımızın bankalara olan çilesi maalesef ve maalesef bitmiyor. Sonuçta yine sizin ifadenizde devletin özellikle ekonomi yönetiminin mutlak surette artık bankalara bir çekidüzen vermesi gerekiyor. Millet, emekli, işçi, memur, emeklilikte yaşa takılan vatandaşımız elini kaptırmış, şimdi kolunu kaptırdı, şimdi bu zor dönemde de gövdesini kaptırmak üzere. Emekli gerçekten borcunu borçla kapatıyor. Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını da Ali'ye giydirerek ay sonunu, ömrünün sonunu tamamlamaya çalışıyor. Sürdürülebilir bir ekonomi değil bu emekli için. Sürdürülebilir bir hal değil. Bakın emeklilerimizden sizler de çok sayıda her gün soru yorum alıyorsunuz. Biz de aynı şekilde hep şunu söylüyorlar. Kardeşim diyorlar, biz alacağımız bu parayla lüks bir hayat yaşamak istemiyoruz. Biz ev, araba almak istemiyoruz. Evimizin mobilyasını değiştirmek istemiyoruz. Üzerimize bir de ceket almak istemiyoruz. Sadece ve sadece İnsani çerçevede hiç kimseye, özellikle de bankalara borçlu olmadan ay sonunu getirmek istiyoruz diyorlar. Ama bankalar, koronavirüs çıktı, siyasetçiler çıktı, şu olacak, bu olacak dediler. Bankalar yine bunu fırsata çevirdiler Özgür Bey, maalesef. Kesinlikle yani evet serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor ülkemizde. Ancak böyle durumlarda bunun arkasına sığınmamak lazım. Evet bakın şu 15-20 günden beri hatta bir aydan beri özellikle dar gelirli vatandaşların yararlandığı, istifade ettiği gıda ürünlerinde, temizlik ürünlerinde fırsatçılar anormal derecede marketler fiyatlarını şişirdiler. Milletin gücünü korkuttular, stokçulara fırsat tanıdılar. Evet hükümet burada belli tedbirler alıyor, belli oranda denetimler yapıyor fakat yeterli mi? Değil. Ama biz toplum olarak topyekun biz kendi kendimizi denetlememiz gerekiyor. Her şeyi devletten beklemek. Markete gidiyorsun, bakıyorsun bir ürüne bugün 5 lira, yarın bir haber geliyor, olmuş 15 lira. Ya düşünün bir 200 cc'lik kolonya şurada bir ay öncesinde 5 liraydı, 7 liraydı. Şimdi olmuş 30 lira. Yazık, günah. Yani gerçekten bu hem insani değil hem ahlaki değil. Fırsatçılık gerçekten hani Allah kimseye bu tür insanların eline düşürmesin. Amin, Şu an amin. gerçekten vatandaş zor durumda, sıkıntılı durumda. Yarının ne olacağını bilmiyor. Acaba işimi mi kaybedeceğim yoksa işte işime geri dönebilecek miyim? Kısa çalışma ödeneğinden ne kadar yararlanacağım, ne kadar yararlanamayacağımın korkusu ve endişesini taşıyor. Fakat bir taraftan da ne yazık ki ülkemizdeki kötü niyetli fırsatçılar hala dar gelirli insanların omzuna çökmüş durumda, sırtına binmiş durumda maalesef böyle bir süreçten de geçiyoruz. Özellikle bankaların altını çizmek gerekiyor. Bankalar kesinlikle bu ertelenen kredilerle ilgili 3 ay sonra 3 aylık faiz almasan ne olur sanki emekliden. Zaten ne kadarlık bir kredi kullanmış ki veyahut da o krediden ne kadar kazanç elde edeceksin ki almasan ne olur 3 ay boyunca faizinden yararlanma. Bunu emekliye bir hediye şeklinde. Bakın hükümet hemen emeklinin maaşını yükseltti, bayram ikramiyelerini çekti. Dolayısıyla bankalarda bu tür bir olaya girişmeden, faiz işletmeden 3 ay kredilerini ertelerse emeklilerimiz bu sıkıntılı süreci en azından Ramazan bayramının arkasına kadar rahat bir nefes almış olacak. Yani kısmen de olsa bir
nefes alacak bir olanak bulmuş olacak. Yoksa 3 ay sonra bugün ödeyeceği 100 liralık krediye 3 ay sonra 120 lira aldığın zaman bu emekliden bunun bir ötelemenin bir anlamı da bir manası da olmamış, kalmamış olacak. Evet, yani şimdi şöyle bir tablo var. Hükümetle emekliyle, yani vatandaşla hükümet arasında bir set var. Bu setin adı da banka. Yani hükümet bir şey yapmak istiyor, adım atıyor, vatandaş seviniyor, bir orta noktaya geliyorlar ama ortada bankaların bu saltanatını, bankaların ben keyfi diyorum, her ne kadar hukuk altyapısına uygun olsa da, siz de ifade ettiniz, serbest piyasa koşullarına uygun olsa da, kardeşim insan bu, insan makina değil. Parası yok bu vatandaşın. Sen bu zor dönemde, yani bu koronavirüs döneminde vatandaşla hükümet arasındaki bu iyi niyeti neden kardeşim örseliyorsun? Şimdi Fatih Bey, normal bir durumda değilim. Yani hadi ekonomik kriz olduğunu varsayalım. Ekonomik krizde işte hükümetlerin, siyasilerin ya da ne bileyim işte içten kaynaklı, dıştan kaynaklı krizler yaşanabilir. Evet, bu kriz dönemlerinde de hükümetin ve toplumun aldığı kararlara, el birliğine riayet etmek gerekir. Ama onu bir tarafa bırakalım. Şu anki bahsettiğimiz konu kesinlikle ve kesinlikle sağlıktan bahsediyoruz. İnsanlar ölüyor, insanlar sokağa çıkamıyor. Yani insanlar adeta aile birlikleri neredeyse çatırdar hale gelmiş. Böyle bir ortamda artık yani bunun bir kere evet yasal olarak altyapısı, senin de ifade ettiğin gibi altyapısı olsa da bir kere insani olarak, ahlaki olarak doğru değil. Fırsatçılık yapmamak lazım. Evet, yani çünkü vatandaş şu anda bir taraftan canıyla uğraşırken bir taraftan da doğal olarak bütçesiyle karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. Ama sen kalk bunu fırsatçılığa çevir. Gerçekten vicdani, ahlaki, dini hiçbir yanı yok. İnşallah en kısa zamanda bunu siyasilerin bu konuyla ilgili bir adım atması gerekiyor. Artık bankaların kucağından vatandaşı, emekliyi, dar gelirli vatandaşımızı kurtarması gerekiyor. Bakın şu anda son özellikle 20 yıl içerisinde ülkemizde yaşayan hemen hemen her bireyin bankaya borcu oluştuğu, bir şekilde kredi aldılar, kredi kartı kullandılar, ek hesaptan para kullandılar ama öyle bir noktaya geldi ki artık bankalar çıldırmış vaziyette, doymuyorlar. Bunu söylerken de tüm bankalar için söylüyorum. Kamu bankalarımıza bakıyorum, onlarda da benzer hareketler var. Kardeşim siz de ifade ettiniz, ya bırak 3 ay emekliden kardeşim faiz alma. Emekli zaten yıllardır senden maaşını çekiyor. Kredi kartından faiz alıyorsun, kredisinden faiz alıyorsun, ek hesabından faiz alıyorsun. Alıyorsun. Bırak kardeşim, anormal bir dönem yaşıyoruz. Vatandaş zaten ateş pahası, markete gidiyor, çarşıya, pazara, vatandaşın mutfağına bakıyoruz. Yangın var. Vatandaş şu anda 4 liralık bir domatesi 9 liraya, 10 liraya alıyor. Özgür Bey, ben markete gittim dün. Charleston biberin fiyatı 17 lira olmuş. Ayıp kardeşim ya. Emekli zaten almış olduğu bu parayla ne arabasına lastik alıyor, ne arabası var, ne benzin alıyor. Sadece bu gıda ürünlerini alıyor. Nasıl geçirecek bugün insan? Nasıl ay sonunu getirecek? Yani kesinlikle söylediğin çok doğru Fatih Bey. Özellikle şu son dönemde aşağı yukarı bir 15-20 günden bu yana gıda marketleri gerçekten anormal derecede faiz fiyatları uyguluyorlar. Üretici geçen günlerden de gördüm. Domates 5 kuruştan alıcı bulamıyor. Ama bizim soframıza gelen domatese bakıyoruz 9 lira 10 lira. Yani yazık gerçekten. Aradaki parayı kimler kazanıyor? Kimler bundan nemalanıyor? Markete soruyorsun. Diyor ki ben alış fiyatım bu. Üreticiye soruyorsun. Benden çıkış fiyatı 5 kuruş diyor. Aradaki gerçekten mesela 10 lira olan bir domatesin kilosu 5 lira 5 kuruş olsa 50 kuruş olsa şeyde üreticide, yani gerçekten 9 lirayı kim nasıl kazanıyor, nereye götürüyor, açıkçası bunun irdelenmesi gerekiyor. Aracılar mı var? Hallerde mi sıkıntı var? Bunların da acilen ele alınması gerekiyor. Evet. Tabii vatandaş olarak burada belki müdahale etme şansı olmayabilir tüketicinin ama yönetimin mutlaka bu aradaki uçurumu, aradaki farkın nereye gittiğinin araştırılması gerekiyor. Evet, yani
Aynı bankayla vatandaş, hükümet üçlüsünün arasındaki banka gibi çiftçiyle yine son tüketen vatandaş arasında da komisyoncular var. Yani ortada mutlaka birileri bu işten nemalanıyor. Bunu mutlak surette vatandaşımızın bilmesi, görmesi gerekiyor. Şimdi Özgür Bey çok önemli bir konu daha var. Özellikle sizinle zaman zaman değerlendiriyoruz.